İlk eylem. İlk çorba dağıtmak. Ilk... Çorba dağıtmak. Çorba dağıttı. Yani kurum İstanbul'da ilk açılışını çorba dağıtarak yaptı. Ve nerede yaptı bunu? Üsküdar'da. Vadi neydi? <laughs> Daha çok çorba mı dağıtacaktı? Vadi öyle. Bir şeydi. üniversite öğrencilerine sabah tabii çorba, tabii. çorba, çorba. vaadiydi. Çorba Öyle değil arkadaşlar? Doğru, Hatta doğru. biz o zaman dedik ki ya bunu yapılıyor, yapıyorlar zaten. Tabii. Yani Ankara'da Mansur Yavaş geldi günden beri yapıyor. İstanbul'da zaten kent lokantaları var. Evet. İşte öğrencilere bu, bu hizmet zaten veriliyor. Şimdi tuhaf falan şu. Sayın Kurum gelir gelmez Üsküdar Belediye Başkanı ile beraber öğrencilere sabah vakti galiba çorba dağıttı ve bunu bir proje olarak açıkladı. O zaman da dedik ya Mansur Yavaş bunu 5 yıldır üniversite kapısında yapıyor zaten. ya. Tabii. Kendisi hem gelir gelmez ilk iş olarak çorba dağıtıyor hem de bir ay sonra e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ee, ekonomi politikalarından kaynaklı doğan e, yoksulluğa e, e, küçük bir katkı olarak, <laughs> büyük bir yoksulluk tablosunda e, e, yani e, bütün yoksulları da elinden gelen imkanları ona seferber ederek ortaya koyduğu bu projeyi canım o da proje mi diye beğenmiyor. Yahu sen çorba dağıt, sizin dağıttığınız çorba bitmeyen çorba mı kardeşim? Yani siz çorba dağıtırken... Ee, bu yüzyılın e, yılın atılımı oluyor. Ondan sonra bu e, e, işte, işte İstanbul'u kurtarma planının kritik aşaması oluyor. İmamoğlu 11 tane, 12 tane kent lokantası grup aç bıraktığınızı doyurduğu zaman canım bu da proje mi olmuş oluyor? Akıl alır gibi değil. Ben onu duyunca çok şaşırdım. Dedim ki ya acaba bunu bir ay önce çorba dağıtan Murat Kurum mu diyor? Şimdi. AK Parti'nin tabii orada iki husus var. Birincisi Ekrem İmamoğlu neden kent lokantaları gibi bir çözüm yolunu buldu bulmak zorunda kaldı? Elbette ki lokantacılık hizmeti belediyenin bir e, asli faaliyet alanı değildir. Ama ıskaladıkları şu. Özellikle pandemi ve sonrasında belediyeler bir sosyal yardım kuruluşuna döndüler adeta. Askıda yani askeriye başlattı. Evet. Yani adeta aslında asli hizmeti bu değil. Sosyal belirlecilik talih hizmeti, ikinci hizmeti. Fakat pandemiden sonra doğan o büyük e ekonomik e kriz e ağırlaşarak devam ediyor. E İktidarın özellikle pandemiden sonra e ekonomiyi tekrar rayına oturtmaktansa raydan çıkarmış olması 2021'in sonundan itibaren uyguladığı e işte sıfır faiz politikası, kur korumalı mevduat ve seçim e, bütün kaynakları seçime seferber etmiş olmasının sonucunda e, büyük bir enflasyon doğdu. Büyük bir pahalılık doğdu. Türk lirası değerini kaybetti ve alım gücünü kaybetti. Bunun karşısında e, dünün tokları aç kaldı. Dünün e, işte kendi yağıyla kavrulan insanı gününü çeviremez hale geldi. Haftasını geçiremez hale geldi. Ayın sonunu görme umudunu da kaybetti. Bunun karşısında belediyeler sosyal yardım hizmetlerini asli bir görev olarak yerine getirmeye başladılar. Şimdi bu İstanbul'da da böyle, Ankara'da da böyle. İstanbul ve Ankara bu bakımdan rol model oldu biliyor musunuz? Mesela İstanbul ve Ankara'nın uyguladığı sosyal yardım politikaları bugün diğer şehirlerde muhalefetin ve hatta yer yer iktidarın önerisine dönüştü. Mesela İmamoğlu 0-4 yaş grubu çocuğu, ee, çocuğu olanlara ücretsiz yard, ücretsiz ulaşım e, hakkı ser, e, tanımıştı. Bu ortaya atıldığında Sayın Cumhurbaşkanı e, "Nereden vereceksiniz bu parayı?" demişti. Şak 4 yılın sonu, 5 yılın sonunda Sayın Kurum bunu 0-6 yaş grubuna çıkardı. Şak İzmir'de e, AK Parti adayı Hamza Bey 0-7 yaş yaş grubuna çıkardı. Bak oluyormuş işte. Hatta daha fazlasını söyleyeyim. 0-4 yaş grubunda Anderlere tanınan serbest dolaşım hakkını e, Murat Bey, Murat Kurum hem 0-6 yaşa çıkardı hem de babaları da kattı. Baba kattı. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani İmamoğlu oluşak söylüyor, İmamoğlu AKP tak yapıyor diyorsun. Ankara'nın sosyal yardım için geliştirdiği modeller hem diğer muhalif belediyelerin kendi şehirlerinde bir vade dönüştü. Hem de AK Parti bunları almaya, kopyalamaya başladı. Niçin? Korkunç bir yoksulluk var kardeşim. Tabii. Korkunç. Yani sen metro mu yaptın? Yaptı da ondan evvel metroya binecek cepte para mı bıraktın? Yani sadece metro değil ki e Marmaray. Binemiyor ki vatandaş. Sosyal konut mu yaptı? Yaptı bence. Yaptı da ya kirayı ödeyecek insan mı kaldı? O taksi ödeyecek adam vatandaşı Bu Konutu yaparsın zaten. Kalmadı ki ya. Kalmadı. Sosyal konutu nerede yapıyorsun? İstanbul'u bilen açısından söylüyorum. Başakşehirde Kayabaşı mahallesi. Ya ben Kayabaşı'na yıllar önce haber için gittim, geri gelemiyordum az kalsın ya. Pendik'te, Tuzla'da. Yani o şehirler ya o insan, bu ya kardeşim, kardeşim, şehirler nasıl yolculuk gibi? İstanbul'u bilmeyen ne şehirler nasıl yolculuk gibidir? İşte nasıl gelecek? Sosyal konut mu yaptın? Yaptı, yaptı da. vatandaş büyük bir barınma krizi içerisinde, efendim ulaşım ihtiyaçlarını karşılayır. Anlatabildim mi? Sosyal yardım öncelik duruma uyuştu. Şimdi kent lokantaları bir formül. Yani Murat Bey diyor ki, efendim bu bir e, bu belediye için bir proje midir? Eminim bunu Cumhuriyet Halk Partisi e, halk ekmek modelini ortaya attığında da bir sağ siyasetçi demiştir kardeşim. Belediye ekmek işim. Demiştir yani. Kesinlikle demiştir.